Bizi hiç kimse ayıramaz anneciğim, tamam mı? Sakın korkma, sakın. Hülya. Baba. Hı. Baba. Baba uyan. Baba. Oğlum. Kerim? Kerim oğlum, ne oldu? Ne oldu oğlum? Oğlum. Otur. Gel. Ne oldu? Ne oldu? Atıf abi aradı. Evet. Hülya Mima'yı alıp yola çıkmış. Atıf onları otobanda izliyormuş baba. Birden telefon kesildi. Çok hızlı gidiyorlarmış baba. Kaza oldu. Ya sus, ağzından yel alsın. Vallahi kaza telefonu oldu. Ver şuradan. Ver telefonu ver. Nerede? Telefon yok. Yok telefon. Ay sen Ceylan. Telefonum nerede kız? Allah Allah. Telefonumu. Telefonumu bulun bana. Ay bir şey oldu. Telefonumu bulun. Vallahi telefon. Bir şey oldu ya. Ay ne oldu anne? Hülya. Çocuk ben arabada son hızla giderken birden telefon susu vermiş. Ay 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 bana bir şey oluyor. Dur, ne olmuş? Nereye gidiyormuş? Nereye gidiyormuş? Ama anneciğim sakin. Allah'ım, telefon nerede bu? Kerim şu telefonu bul. Telefonumu bulun bana. Anneciğim tamam. Tamam ben benimkini tamam. Getiriyorum. Süheyla. Yavaş. Tamam. Yavaş kuzum. Dur. Dikkat. Gel. Baba bulabildin mi telefonu? Ay gitti. Fidanlarım gitti. Torunum gitti. Kız canına kıymış olmasın. Ne oluyor ya? Hülya çocuğu da alıp kaçmış. Arabayla giderken son hız kaza olmuş. Ne? Buldum buldum. Şişt, sus konuşma. Konuşma. Şişt, lan bağırma. Ne demek ya ulaşılamıyor? Ne demek ulaşılamıyor? Ay öldüler mi bunlar? Ne oldu ya? Otur onu, otur. Ay, otur onu. Kerim. Anne. Buldum, buldum, getirdim. Sus biraz, sus. Yavaş. Kerim. Bak, kafanı topla. İyi anlat yavrum. Atıf sana en son ne dedi? Söyle.
Kerim Bey, Hülya Hanım Mehmet'le birlikte arabada. Son hız gidiyor. Ben takipteyim. Çok hızlı gidiyor Kerim Bey. Ben... İşte sonra telefon küt diye kesildi. Atıf'ı da Hülya'yı da defalarca aradım. Nereye gittiklerini de bilmiyorum. Delireceğim ya. Ya şarjı bitmiştir belki. Şarjı bitmez. Atıf'ın hiçbir zaman şarjı bitmedi. Ay ne oluyor? Anneciğim sakin ya. Allah aşkına anne ya. Salma kendini. Yani sus, sus. Sus. Sus bağırma. Kafamı toplayayım bırak. Hüseyin emniyeti ara. Sor bakalım Allah muhafaza gaza maza bir şey var mı? İkiniz odama gel. Sizin de sesini çıkmasın Allah'ını seversen sus. Şöyle ayrılıp bayılacak zaman mı? Şşt. Gel buraya gel. Hep senin yüzünden oldu. Hep senin yüzünden. Kapat kapıyı da. Ya. Ne yapma ne olur ay. Ay başımıza gelme. Sakin. Ne zaman kucağımda uyutacağım seni bebeğim? Az kaldı biliyorum. Ama artık dayanamıyorum. Şu testi hemen yaptırsalar. Yaptırmak zorunda var. Ya kaçırırsa o kadın bebeğimi? Alıp başka bir ülkeye kaçarsa? Sonsuza kadar bu özlemle yaşayamam ben. Ne yapacağım Allah'ım? Sakin olmam lazım. Şarj aleti. Tam bitecek zamanı buldu. Kerim Bey delirmiştir şimdi. Ha, sapacak. İnşallah durur. Gece gece nereye gidiyorsun gelin? Allah aşkına nereye gidiyorsun? Anneciğim ne var bu kadar yaygara kopartacak Allah aşkına? Nerede senin emziğin? Ha? Nerede anneciğim? Yok mu emziği? Almadık mı yanımıza? Allah kahretsin. Ben hiçbir şey almadım ki yanıma. Ben bez almadım, ben mama almadım, hiçbir şey almadım. Anneciğim, bak şimdi. Sen uyandın diye gündüz oldu sandın anneciğim. Gündüz değil ama. Uyu, kapa şimdi sen gözlerini. Annen her şeyi çözecek bir tane. Unutacağım seni güzel güzel, karnını doyuracağım. Ha? Anne ne olur ağlama, yeter Allah aşkına. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Çıkar bakalım kolları. Çıkar bir tane. Anneciğim. Gel şöyle. Gel. Tamam anneciğim. Tamam anneciğim. Tamam bak geldik bir tane. Otelin sorumlusu kim? Benim abla hasta mı çocuk? Yok. Bezi sadece kirli. Bez almam lazım. Bana bebek bezi lazım. Ne oldu hanımefendi? Kocan mı dövdü? Kaçmışsın böyle bebenin bezini falan almadan? Beni dövecek adam daha anasının karnından doğmadı. Ama sen dikkat et. Benimle boşum çok ciddi derde gelebilir. Sen kalk bakayım. Kalk bir taksi bul. Nöbetçi eczane bul. Çocuğuma bez al ya hadi. Allah aşkına.
kim? Ben mi? Sen tabii. Kalk 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 kalk. Çocuk çantanı görmedin mi? Gitti bez bez bir şey al ya, Allah Allah. Al şu parayı da al al. Taksi bul bir şey bul. Çabuk koş. Bak sen de hemen mutfağa git. Temiz bardakta oda sıcaklığında su istiyorum. Su, ekmek, şey, çorba. Ne varsa süt gel hadi. Çabuk. Tamam anne. Sen birilerinde mi kaçıyorsun hanımefendi? Sana ne acaba ya? Sana ne? Tut bakayım çocuğu. Tut. Sıkı tut, sakın düşürme, pişman ederim. Bana peçete lazım. Nerede tuvalet? Ha? Nerede tuvalet? Bu tarafta abla. Bu sakın düşürme. Sakın tut çocuğu, hemen geliyorum. Anne. Anne ver abicim. Sağ olasın abicim. Gel 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 bir tane. Gel bir yüzünü gözünü sürelim annem. Tamam. Tamam bir tanem. Hah hah de annem. Hah. Oh aferin. Sağ ol ablacığım. Çorbayı da ısıtıyorum. Hah aferin. Annem. Bak şimdi çorbamız gelecek, bezimiz gelecek. Mis gibi uyuyacağız, tertemiz olacağız, tamam mı? Hadi. Yakınlarda eczane var mı? Var abla, arıyorlar. Hadi bakalım inşallah. İnşallah senin o arkadaşın parayı alıp kaçmamıştır. Çünkü benim gözüm hiç tutmadı onu. Vallahi tanımıyorum abla ben de. Ya sen Allah aşkına bir git şu çorbayı bak ya, ısınmış mı ısınmamış mı, ne olmuş? Olduğu kadarıyla getir. Kaynamasın zaten, içemez çocuk. Tamam. Anneciğim gel. Gel bakalım bebeğim. O benim bir tanem. O benim oğlum. Özür dilerim anneciğim. Ben unuttum senin her şeyini. Özür dilerim bir tanem. Gel. Gel annem. Hemen geliyorum. Açıl be, açıl. Alo. Alo Kerim Bey. Atıf abi neredesiniz ya? Kusura bakmayın, şarjım bitti. Merak etmeyin, şimdi bir otele girdiler. Oh, iyilermiş. Şarjı bitmiş, bir otele girmişler. Çok şükür. Ben de şimdi otelin dışındayım. Onları görüyorum. İyiler ama Mehmet Paşa çok ağladı. Zannedersem o yüzden mola vermek zorunda kaldı bir yani. Ha, tamam, neredesiniz peki? Bana ver. Tamam, ben 45 dakikaya falan gelirim herhalde. Yollar boştur. Sen beni bekle, hiçbir şey yapma, orada bekle beni. Yok yok, sen görünme onlara. Tamam, sen kapının önünde bekle beni, geliyorum. Alo Atif, o şarj bitme meselesinin hesabını ayrı vereceksin. Ama tekrar yola mola çıkarlarsa peşlerine takılsın. Sakın gözünü ayırma. Ayaklarına taş değerse ne olacak biliyorsun. Tamam abi, yalnız siz de hemen gelin. Burası pek tekin bir otel değil. Müdahale de edemiyorum, şimdi ters karşılar takip ettim diye. Tamam, gözünü ayırma oradan, haydi. Ananlara haber ver. Hemen baba. Bulundular. Gayet iyiler. Ay çok şükür. Kaza maza yok. Atıf abi takip etmiş. Şu anda bir oteldeler. Ne oteli? Ne işi varmış otelde gencecik kadının kucağında çocuğuyla? Ev terk ediyorsa demek. Haksız mı? Kerim sakın gelmeyin. Zaten iyi değil. Tamam. Tamamdır. Tamam ben gidiyorum hadi. Yok 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 yok. Nereye gidiyorsun? Otur şunu. Sakin iş. Önce sakin iş. Bu şekilde yola çıkılmaz. Geç otur. Başımıza bir dert daha açılmasın. Geç. Nefes al biraz ya. Kerim. Sen de geleyim mi aslında? Yok 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 abi, ben getiririm onları. Şeyla. Hadi herkes yatsın, tamam artık haydi. Allah'tan Atıf abi peşlerine düşmüş. Ya gece gece nereden aklına geldiyse adamın. Nereden geldi acaba? Yalnız ben delirecektim korkudan. Of Hülya ya, of, of. Yalnız bu şekilde araba kullanılmaz. Yanına şoför al, tamam mı? Tamam abi, tamam. Ben üstüme giyineyim, gideyim alayım onu. Şoför al. Tamam. Şoför al. Tamam. Seninle sonra konuşacağım ben. Hele bir getir torunumu, gelinimi sağ salim eve. Allah acıdı bize. Bak, insanın hayatı bir anda yalan oluveriyor. İçim boşalıverdi. Emme biz de aklımıza en fenasını getiriverdik Süheyla Hanım'ı. Demek Hülya hazmedemedi çocuk davasını. Oğlanın kaptığı gibi çekip gitti. Hala hazmedilecek şey değil. Ya gelmezse yengeme ve? Yani abime resti çekebilir.
ben size bir şey söyleyeyim ya. Bunların ayarları bir kere kaydı. Bir daha yürütemezler. Şimdi Hülya benim gibi sabırlı, hazımlı bir kız da değil yani. Sağ olsun biraz başına buyruk. Gururlu desek daha mı doğru olur aşkım? Bana de geliyor bak şimdi terlikten. Aç bakalım anneciğim ağzını. Aç 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 aç. Bak 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 ne yapıyor abiler. Ne yapıyor abiler? Aç. Bak neler yapıyor abiler. Aferin benim oğluma. Aferin. Taksiyle gittim geldim. Eczane, hastane, postane aradım buldum getirdim sonunda. Sağ olasın. Allah razı olsun abi. Vallahi gece gece seni de yorduk ama büyük sevap kazandın ha. Annem bak bezin de geldi gördün mü? Tertemiz olacağız şimdi. Senin belli ki karnın doydu. Kardeş sen artık bize şuradan temiz düzgün bir oda ayarlasana. Hemen abla. Hadi bakalım anneciğim. Abiler çok sağ olun. Allah razı olsun. Hadi bakalım gidelim. Abla bezin. Bez, bezi unuttum. Ay sağ ol. Sağ ol, hadi iyi geceler. İyi geceler. Ne? Kayfe getiriverdim. Sağ ol, getir. Eline sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol Ayşel abla. Afiyet olsun. Baba sana bir şey soracağım. Altif abi sen mi taktın ilanın peşine? Böyle bir şey olacağını nereden tahmin ettin? Hani nereden aklına geldi bunu yapmak? Ya ben malımı bilmez miyim? Akşam hala hal değildi. Baktım öyle. Atif'e dedim ki gelinden gözünü ayırma. Aklıma gelen başıma geldi. Allah verdi başka bir delilik yapmış. Şimdi Kerim ne yapar ne eder getirir de onları. Hı. Şimdi annemi nasıl idare edeceğiz onu düşünmemiz lazım. Onlar başkasından çocuğu olmasını kaldıramadı zannediyorlar. Onlar için mevzu o yani. Baba biz bu yalanı söylemeye daha ne kadar devam edeceğiz? Vallahi gittiği yere kadar. Hepsi sırasıyla. Sırası gelene bakacağız. Yalnız yıldım ha bu cevherlerden. Abi kardeş sırf problemsiniz yani. Sen de bir altlar karıştırıyorsun farkındayım. Sen akşam kimle konuşuyordun? Allah ıslah etsin. Allah ıslah etsin. Kime çektiğinizi anlamıyorum. Acaba? Şimdi daha iyisin değil mi anneciğim? Daha iyisin oğlum. Korktun tabii sen. Çok korktun. Uyuyalım mı artık bir tanem? Gel bakayım. Dur anneciğim ben. Al suyunu iç. Kim o? Resepsiyon. Sana biraz ekmek getirdim abla. Başka bir şey lazım olursa ben aşağıdayım. Banyoda sıcak su soğuk taraftan akıyor. Duş bozuk. Önünde tasla leğen var. Tamam sağ ol. Ya biz merak ettik de. Hani senin gibi bir abla. Kucağında bir çocuk. Maşallah 10 numarada araba. Lan oğlum sen nasıl otelcisin? Basbayağı ne oldu ki abla? Hadi. Bozuk bir duşu yaptırmaktan acizsin. Onu geçtim. Sen böyle her gelen müşteriye sorgu sual mı edersin? Ya yok ben o manada değil hani. Şimdi sen kimsenin evinin kapısını çalıp içeridekilere ne yaptınız, ne ettiniz, kimsin, nesin diye sorabilir misin? Soramazsın güzel kardeşim. Ya burnunun üstüne bir tane yumruk çakarlar ya da ağzının ortasına yapıştırıverirler terliği görürsün maazallah. Müşteri bir gecelik bile olsa senden bir ev kiralıyor. Yani şu an burası benim evim. Anladın mı? Durumlara böyle bakacaksın. Yani artık burası senin değil, müşterinin. Sen nasıl insanların evinin kapısına dayanıp ev ahalisine meraklı meraklı yavşayamıyorsan burada da aynı sistem geçerli. Anladın mı güzel kardeşim? Aferin. Hadi bakalım. Hadi iyi geceler. Hadi canım. Hadi.
burada herkes çok meraklı değil mi anneciğim? Kimse oğlumu benden alamaz Kerim. Herkes bunu çok iyi bilsin. Mahkeme dahil herkes. Hülya, bak sakın sonradan pişman olacağım bir şey yapma. Bırak bu durumu biz yönetelim. Sadece onu kimseye vermeyeceğimi herkes çok iyi bilsin. Bu kadar mı güvenmiyorsun artık bana ya? Nereye gideceğiz anneciğim biz? Hı? Ne yapacağız seninle? Ne olacak acaba bizim sonumuza? Ha anneciğim? Odaya çekildiler. Ortalık sakin. Tamam. Buyurun abi, hoş geldiniz. Kaç numaralılar? Kim abi? Hülya Hanım, bebekle gelen. Pardon da sizi ne ilgilendiriyor abi? Seni bağırma, bana bak. Kaç numaralılar? Otel odaları bir nevi müşterinin evi sayılır. Lan seni gebertirim ha, bak doğarım seni. Kerim Bey tamam, tamam ben hallederim. Oğlum, bey hanımın kocası, bebeğin de babası. Anladın mı? He, o zaman ev halinden sayılıyor. Ben götüreyim odayı siz. Oğlum numarayı söyle sen, numarayı hadi. 106 numara. Biz de hesabı görelim. Anlattıklarımdan gram bir şey anlamış mı? Acaba ne soracak yine meraklı turşucu? Evet. Kim o? Aç güzelim. Benim. Kerim? Aç lütfen. Nasıl buldun? Atıf abi izledi sizi. Bana neden güvenmiyorsun ya? Mehmet'le ilgili çözümün bu mu? Ya oğlumuzu alıp ortadan kaybolunca ne olacaktı? Ne yapacaktın? Aklını mı oynattın sen ya? Evet, aklımı oynattım. Nasıl yaparsın böyle bir şeyi? Ya aynı senin yaptığın gibi işte. Aynı şey değil. Aynı şey değil. Sen bana ihanet ettin. Babam bana iftira attırırken sen seyirci kaldın. Ben sana ne yaptım? Oğlumu verme. Böyle bir şeyi nasıl düşünürsün Hülya? Böyle bir şeyi nasıl aklından geçirirsin? O bizim oğlumuz, tabii ki vermeyeceğiz.
Bak Kerim, adım adım yaklaşıyor o kadın oğlumuza. Şimdi teste götüreceksin. Sonra ne olacak? Alacaklar onu bizden, ben biliyorum. Parça parça alacaklar oğlumuzu. Bambaşka bir hayata gidecek sonra. Benim olmadığım bir hayata gidecek. Öyle bir şey olmayacak. Alt tarafı bir test Hülya. Bak elim kolum bağlı. Bu konuyla ilgili bir şey yapamıyorum. Bu testi yaptırmak zorundayız. Konu orada kapanacak Filiz için. Daha ötesi yok. Zaten mahkeme asla öyle bir insana çocuk vermez. Memo ikimizin oğlu. Onu biz büyüteceğiz. İkimiz. Güven bana, tamam mı bir tane? Kaza oldu, size bir şey oldu sandım. Bir dakika içinde cehennemi yaşadım. Bunu bir daha böyle şeyler yapma bir tanem. Bak delirecek zaman değil. Sana kötü günler yaşattım biliyorum. Ama geçti. Ben artık yanındayım. Ben varken size kimse zarar veremez. Ne olur güven bana bir tane. Evde herkes çok merak etti. Benim diğer çocuk yüzünden kaçtığını sandılar. Senin yüzünden fena fırçaydı. Ya bir de olmayan çocuğun hesabını veriyorum. Allah'ım ya. Annen gerçeği öğrenince parçalayacak beni. Artık başka hata yapmayalım. Zaten her şey çok zor. Her zorlukta kaçamayız, öyle değil mi? Bunu öğrenmemiz lazım. İkimizin de. Ne olur artık güven bana güzel. Tamam mı? Şöyle. Geldiler. Aman yavrum gelmiş. Ay çocuğum benim mahvolmuş. Ver bana. Anne Mehmet yorgun ya. Yatıralım da biraz sakinleşsin. Ah ya Rabbim, ne dualar ettim. Çok şükür. Hoş geldin Elti. Firar kısa sürdü. Haydi bakalım haydi. Herkes odasına çekilsin. Şeyla senin de torununu al, çık odaya, hasret gider. Gel bakalım gelin hanım gel. Gel bir konuşalım seninle. Baba Hülya yorgun. Tamam yorgun. İki satır bir şey konuşacağım, gelecek sonra. Haydi hanımlar haydi. İyi istirahatler haydi. Tamam sorun yok. Gel bakalım. İyi geceler.
Yüzüme bak. Oğlum, sana ağır sevdalı. Bunu bir kenara koy. Şimdi senin uğruna, sırf sen üzülmeyesin diye yarın öbür gün kalkar öyle bir şey yapar ki şaşar kalırsın. Bu aşık erkek milletinin ayarıyla oynamaya gelmez. Tehlikeli. Bak, yine söylüyorum. Arkasını önünü düşünmez. Yarın öbür gün kalkar gider o Filiz'i öyle ters küt bir hareket yapar ki kafanı taşlara vurursun ama ne çare. Bak, aklını başına topla. Biz bu badireyi atlatana kadar dizini kırıp oturup bekleyeceksin. Azıcık sabırlı olacak kızım. Ben sana Mehmet'i kimseye vermem dedim mi? Demedim. Dedim. Sen daha ne bok yemeği? Gece yarılarında kendini sokaklara vuruyorsun. Ha? Ne bok yemeği? Mehmet'in DNA'sına bakacak. Ya Mehmet'e DNA testi yapılsa ne olur, yapılmasa ne olur? Anası Filiz çıksa ne olur, çıkmasa ne olur? Sanki bilmediğimiz şeyler. Tamam, ben anladım sizi ya. Hepinizi anladım. Ben bundan sonra çıtımı çıkarmayacağım. Ağzımı açmayacağım, tamam, bitti. Ben kaderim neyse otururum, ona razı olurum. Korkma, hiçbir şey yapmayacağım bundan sonra. Seni paralarım. Seni paralarım, beni deli etme. Ben senden korkmayacağım da kimden korkacağım kız? Sen o müptelanın elinden o bebeği çekip almadın mı? Sen Almanya gibi yerde çocuğun anası diye kendi adını yazdırmadın. Benim oğlum Kenya'dan döndüğün gün al bu da beben diye kucağına tutuşturmadın mı? O Aylin denen kadını oğlunun başına musallat edip de işinden attırıp tutup burnundan İstanbul'a getirdin. Ondan sonra da gerisin geriye işine iade ettirmedin mi? Kabul ettirmedin mi? Ama ben şimdi... Ne aması? Ama ne? Mahir denen zibidiyle yıllardır herifin elinden alamadığım evrağı Müfit'in elinden şıp diye almadınız mı? Bu zibidinin üstünde polis üniformaları, Zeynep'in aklını başından almalar, ödünü kopartmalar, bilmem neler. Sen nereden biliyorsun? Her yere bakıldı mı? Baktık amirim. Her şey temiz. Allah kahretsin. Ben şimdi babama ne söyleyeceğim? Oğlum bak şimdi o olay... Bırak şimdi, bırak. Bırak Allah'ını seversen. Allah bilir daha bilmediğim neler var. Bak, sana son sözüm. Rahat duracaksın. Biz bu işi bitirene kadar hiçbir şeye karışmayacaksın. Biz bir delilik yapar diye Kerim'i bile bu işten uzak tutuyoruz. Seninle külahları değişiriz. Ben seni gözden çıkarmak istemiyorum. Ama benim oğlumu kışkırtma. Kışkırtma. Anne ol, hanım ol, bir kenarda bekle. Kerim kudursa bile sen ona mani olacaksın. Sen onu zapt edeceksin. Yoksa biz bu dalgayı aşamayız. Anladın mı? Anladın mı? Bana anladım de. Anladım baba. Anladım. Güzel. İyi geceler. Sence bugün götürürler mi Mehmet'i DNA testine? Bu hafta içinde götürmeleri şart. Bugün ya da yarın hallederler artık. E götürmezseler de kendileri kaybeder. Öyle ya da böyle o çocuğa bu test yapılacak. Ben bakarım.
Alo. Alo. Günaydın. Ne yapayım kız? Buyur buyur, çekinme. Ne yaptınız? Mahkemeyi. Allah Allah. Bu seni neden ilgilendiriyor? Çok mu merak ettin? Abla başıma ağrı geldi. Ben biraz uzanıyorum. Ne oluyor bu ne? Ya yok bir şey. Biraz heyecanlı da mahkeme Mehmet'e DNA testi yaptırması için karar çıkarttı. E sabırsızlanıyor. Sen onu bırak da asıl şu yeni arkadaşını ne zaman tanıştıracaksın bizimle? Yok ki bu bana kızmış. Bu mahkeme gelmedim ya, ona kızıyor. Ben şuna bir konuşup geliyorum diye. Dur, dur. Gitme şimdi. Zaten sana çok kırgın. Hemen konuşmaya kalkarsan bu sinirle ipleri koparır. Bence biraz zaman geçsin. Sinirleri yatırsan öyle konuşuruz. Öyle mi diyorsun? Doğru diyorsun. Ben gideyim. Bebeği. Gene bekleriz. Yerim. Bu bezelyeleri yerim. Duydun mu? Duydun mu anneciğim? Bu bezelyeleri yerim anneciğim. Günaydın. Günaydın. Giyelim mi? Ha? Tulumumuzu giyelim mi anneciğim? Uzak bakalım ayağını. Günaydın. Gel anneciğim. Ceylan kahvaltısını yaptırsın. Sonra biz Mehmet'le biraz çıkacağız. Anneciğim ayakta. Dur, tamam bir tanem dur. Bitti bir tanem. Lili. Tamam anneciğim git. Sofra hazır abla. Hadi kahvaltıya buyur. Ben uyuyacağım biraz daha. Birazdan ederim. Bu iş kötü bitecek Filiz. Çok kötü bitecek. 8 ay doğumu bekledim ben. Sana prensesler gibi baktım. İliğimi kemiğimi sömürdün. Elimde avucumda ne varsa sana yedirdim. Yapayalnız debelendim oralarda sana para yetiştirebilmek için. Bir ailem oldu sonunda. Gözümün bebeği Mehmet'im oldu. Kerim'im oldu. Anam, babam, abim oldu bu insanlar benim. Şimdi senin yüzünden hepsi buhar olacak. Seni gebertirim ben. Yemin ederim gebertirim. Sen o anlaşmayı bozamazsın Filiz. Hülya uyanamadı herhalde. Herhalde.
Kahvaltıdan sonra Mehmet'i parka götüreceğim. Vakit geldi demek ki. Ne vakti abi? Mehmet'i kardeşiyle tanıştıracak Zahar. Kahvaltıdan sonra Mehmet'i parka götüreceğim dedi abi. Ben de gelirim seninle. Aa, senin ne işin var canım parkta? Ben de parka geleceğim. Hayır, senin ne işin var tatlım? Benim anladığıma göre parka falan gidilmiyor. Hadi. Sen eskiden ne güzel gıt akıllıydın biraz. Anlayışın da gıttı. Bir şeyi anlatmak için 50 defa tekrar etmemiz gerekiyordu. Uzman daha iyiydi, biliyor musun? Bu ev insanın zihnini açıyor babacığım. Ya bulmaca çözer gibi burada hayat. Yukarıdan aşağı, soldan sağa doğru tamamlaya tamamlaya anca öğreniyoruz olayları. Bu koca çeneni az daha kısmazsan seni sağdan sola, soldan sağa bütün şifrenle çözeceğim ben. Neyi merak ediyorsun madem? Mehmet'in parka gidip gitmedin mi? Herkesin merak ettiği tek bir konu var abi. Bu çocuk kaç yaşında ve yengemden önce mi oldu sonra mı? Ne yapacaksın? Hı? Ne işine yarayacak bu bilgi? Abilikten mi atacaksın beni? Ne yapacaksın? Yengenden sonra olmuş besbelli ki. Bu ailede hırsı bu işler. Müsaadenle baba. Oğuz camlarda bekledi seni. Aylarca yolunu bekledi bir başına o Berlinlerde gebe haliyle. Yandı senin için. Her türlü sinirini çekti. Bir yüzüne gül diye etrafında pervane oldu. Bu muydu mükafatı? Şöyle. Gerçekten çıldıracağım artık. Çok kötü patlayacağım sonunda. Oğlum sakin ol. Gerçeği bilseler daha da delirecekler. Hadi gidip bitirelim şu işi. Tutkum oyunculuk. Ya ama o kadar zor ki ayakta kalmak. Ya küçücük bir rol için aylarca beklersin. Ondan sonra bıçak kemiğe dayanır, kiranı veremeyecek hale gelirsin. Ve karşına ilk çıkan, saçma sapan bir role evet dersin. Hayat hiçbir zaman senin kontrolünde olmaz. Çok saçma. Bu nasıl iş ya? Çok manyakmış. Yapma. Ben var ya, mesela bu hayatta... Nein. Hiçbir şey zorla yapmam. Nasıl oluyormuş öyle? Ya parasız kaldığında seçme şansın oluyor mu? Ha, senin ne iş yaptığını bilmiyorum gerçi hala. Ben şey okuyorum ben ya. Vallahi sana tanıştıktan sonra ben okula başladım. Doktorluk okuyorum. Ah, senin hayatın hakkında gerçekten ciddi bir cevap alamayacağım değil mi? Ama ciddi bir soru alabilirim. Nasıl yani? Yoksa evlenmeyi mi teklif edeceksin bana?
Akıl ver akıl. Akıl bitsin sonra. Öf Mahir. Acelem ettim ya. Yok ya, daha da öpmesem çığılacak, ayıp kaçacaktı. Ulan ne oluyor bana ya? Daha ilk çıktığım dakika yapışıp yatağa giderdim kızlarla ben. Şimdi ben kız gibi oldum ya. Of Mahir of. Hülya, hayırdır? Birine bir şey mi oldu? Söylesene. Ay yok, korkma, öyle bir şey değil abla. Ne oldu o zaman? Abla Allah aşkına bana bir şey sorma bak. Şu an tek istediğim var. Böyle herkesten, her şeyden kaçıp gitmek. Böyle boğuluyor gibiyim, anladın mı? Böyle bütün dünya benim üstüme geliyormuş gibi. O nedenle sen bana izin ver. Ben sadece şuracıkta böyle oturayım biraz. Düşüneyim ben, kafamı toplayayım. Kuzum. Aç mısın? Bir şeyler getireyim, yer misin? Çok açım. Tamam. O zaman sen şimdi bunlarla başla. Ben sana güzel bir çay getireyim. Sana ne oluyor be? Sen niye ağlıyorsun? İşte bizim banalar aynı musluktan açılıyor ya. Kardeşiz ya. Yanlıyor ya. Canım benim. Mehmet nasıl, iyi mi? Ya onu da getirseydin keşke ya. Melek Hanım. Hülya Hanımlar da buradaymışlar. Hoş geldiniz. Melek Hanım, Bahar Hanım sizi görmek istiyor. Müsait misiniz acaba? Tabii efendim, müsaitiz. He. Bu da bu aralar kibarlığı tuttu. Bahar niye burada? Kuzum bu aralar kreşe gitmeyeceğim diye tutturdu. Ben de ne yapayım, mecbur getirdim. Dur geliyorum. Şöyle imzalayayım. Gel bakalım, amcasının prensi. Evet, alalım. Hadi bakalım babaya. Hadi, hadi Memo, aç oğlum ağzını. Yok bir şey, hadi.
Aferin ona. Aferin sana. Yapılacak başka bir şey var mı Hemşire Hanım? Yok, hayır, tamamdır. Teşekkürler. Hadi. Hadi. Babaya hoş geldin de oğlum. Abi benimle geldiğin için sağ ol. Oğlum saçmalama tabii ki. Zor bir gündü. Ben bile alt üst oldum. Kim bilir sen neredesin? Ben yine idare ediyorum da. Hülya korkudan ne yapacağını şaşırdı. Bu da beni çok korkutuyor. Kapıdaki herkes tembihli. Korkma. Gözümüz her daim üzerinde. Sen şirkete mi eve mi? Bir şirkete atarsın. Sen? Ben de Memo'yu eve bırakıp okula gideceğim. Programın çok gerisindeyiz. Hala ders içeriklerini hazırlayamadım. Her işe kendim koşturmak zorundayım. Alman hocalar geldiğinde rezil olmak istemiyorum. Oğlum yok mu senin bir asistanın, yardımcın falan? Ya aslında çok ihtiyacım var ama ona bakacak vakit bile bulamıyorum. Görüyorsun halimizi. Filiz aradı mı seni? Yok. Daha aramadım. Şirkete gidince ben arayacağım artık. Teyzesi, al bir 5 dakika ilgilenmem, bir müşteriye bakayım bunu. Tamam tamam, sen işine bak. Teyzeciğim, hoş geldin bir tanem. Çok özledim ben seni. Teyzem, biliyor musun sen bana huzur veriyorsun. Benim sarı çivçivim, benim güzel kızım. Ne alayım ben sana? Hı? Söyle bakalım, ne alayım? Dondurma. Dondurma mı alayım ben sana? Dondurma mı çekti canın ha? Sen ona inanma. Ya her şeye dondurma diyor bu ya. Çorbaya bile dondurma diyor. Kuzu. Dondurma güzeli. Kaya kurban olsun sana. Ham yap bakayım. Ham. Sen de Yağatçuk. Efendim. İkinize de efendim. Heh. Gel bakalım teyzeciğim. Gel. İkimiz karnımızı doyuralım lütfen. Hadi bakalım. Ah, çok mu güzel yapmış Kaya abi bunu? Ha? Gel bakalım. Domatesinde. Aç bakalım teyzeciğim ağzını. Aferin sana benim güzel kızım. Canım benim. Şimdi bir de teyze yesin bakalım. Çok güzel değil mi? Sıra benim baharımda. Yakışıklı abi arıyor. İyi günler Hüseyin Bey. Ben Nurgül, Filiz'in ablası.
Filiz şu anda odasında dinleniyor. Nasıl yardımcı olabilirim? Merhabalar Nurgül Hanım. Ben Filiz Hanım'ı şu malum mesele için aramıştım ama... Müsaadeyse ben daha sonra ararım. Takdir ederseniz konu doğurduğu çocuk olunca bir annenin mantıklı davranması imkansız. Yani Filiz duygusal olarak çok yıpranmış durumda. Ailenize karşı da tepkileri aşırı olabilir. Yani hazırlıklı olun. Ama mutlaka yapılacak bir şeyler vardır değil mi Nurgül Hanım? Mesela siz yardımcı olabilirsiniz ablası olarak. Ya, inanın bu olanlardan ben de en az sizin kadar rahatsızım. Eğer bir yardımım dokunabilecekse... O zaman şöyle bir şey yapsak. Sizle buluşsak bir yemek yesek. Her şeyi enine boyuna bir konuşsak. Mutlaka ki tarafı da tatmin edecek bir çözüm bulunabilir. Yoksa çok kötü şeyler yaşanacak. Bundan da en çok Mehmet etkilenecek. Aslında evet. Görüşmemizde fayda var tabii ki. Yani sonuçta kardeşlerimizin menfaati söz konusu. Nerede buluşsak? Ha evet, biliyorum orayı. 9 gibi orada olurum. Görüşmek üzere, iyi günler. İyi günler. En azından mantıklı birine benziyor. Çok iyi geldi bu yemek. Afiyet olsun Gülüm. Anlat şimdi bakalım. Senin neyin var? Niye bu haldesin? Yok bir şeyim ya. Vallahi. Böyle bir iç sıkıntısı işte yani. Bunaldım. Hep böyle evde falan, hep önemli bir şey değil yani. Ben biraz esaretli oldum da galiba bu aralar. Neyse ben gideyim. Zaten çok oyalandım. Hadi görüşürüz. Kızım. Nesi var senin bu teyzenle? Ben vallahi bir şey anlamadım. Sen anladın mı? Demek kapıya geldiğinde gebeydi o gün. Hani Kerim sürüp götürüverdiydi bir hışımlan. Karnı falan yoktu ama hatırlıyorum ben. İşte 2-3 aylıksa demek. Benim aklıma fena bir şey geliyor ama. Ama fena bir şeyse deme, gözünü seveyim. Bir yerlerimize inecek gayri. Bana kalırsa Kerim Kenya'ya falan gitmedi. Aldı bu kadını da uzaklarda sefasını sürdü. O sırada çocuk oldu. Ya yoksa Hülya bu kadar delirmez. Yani kendinden önce olan bir mevzuya bu kadar tepki göstermezdi. Tövbe tövbe. Olmaz, yapmaz diyebilir misin? Ay ben ne diyeceğimi bilmiyorum artık ha. Bu iş böyle gitmez. Ben gidip o kadınla konuşacağım. Zeynep, o kadının adresini buluver bana. Anne nasıl bulayım ben? Zeynep, bul. Tamam anne. Başımsın, o zaman ben bir araştırayım. En isabetlisi böyle oldu. Nereye kız? Kerim abi aradı. Aşağıdalarmış. Mehmet'e gel al dedi, işe gidiyormuş. Tanışma faslı bitti Zahar. Ne oldu acaba? Sorarız Mehmet Paşa'ya, anlatıverir artık. Afiyet olsun, iyi günler. Eve gidelim. Evet, oyuncaklarımızla oynayalım. Tamam, anlaştık o zaman. Siz hastaneye giderken bana haber vereceksiniz. Aynen. Ben 24 saat beklemedeyim. Saat kaçta olursa olsun bana haber verin. Ben o an yanınızda olurum. Peki, tamam. Aslında Melek Hanım, ben hastane konusunda ısrar etmek istiyorum. Yani ben şimdiden bir hastaneyle anlaşsam, siz doğumu bu hastanede gerçekleştirseniz sanki daha iyi olur diye düşündüm ama. Yok, hayır. Biz size haber vereceğiz. Öyle dallandırıp budaklandırmadan lütfen. Tamam, tamam ben.
Maksadım size sıkıntı vermek değil Melek Hanım, biliyorsunuz. Karım o kadar heyecanlı ki doğum yapacağı hastaneyi önceden bilmek onu rahatlatır diye düşündüm. Bebeğimizi kaybettiğimizden beri gözyaşı hiç dinmedi çünkü. Tamam yani artık bebeği her an bekleyebiliriz, öyle değil mi? Merak etmeyin, ben size haber vereceğim. Bir de şu para meselesini konuşsak. Haluk Bey, öyle bir mesele yok. Bizim tek talebimiz çocuğun mutluluğu. Sizden para alacak değiliz. Ona iyi bakacağımızdan hiç kuşkumuz olmaz. Canım kızım, çok mu yoruldu bugün ya? Ha? İyi günler. İyi günler. Senin karnın acıktı mı? Tamam. Acaba biz şimdi kocaman bir pasta mı yapsak Bahar'a? Tamam. Makarna mı yapsak? Onu da yapmayalım. Peki. Hoş geldin 2 yaş sendromu ha? Onu da git diyelim. Hadi şimdi evimize girelim. O zaman oyuncaklarımızın hepsini dağıtalım. Aman. Ya sen kime çektin? Tamam. Hadi parka gideceğiz sonra, tamam? Anne çıksın bakalım şuradan anahtarımızı. Kerim kantinden bir isteğin var mı? Yok, sağ ol. Efendim abi? Akşam Filiz'in ablasıyla yemek yiyeceğim. Bir faydası olur mu sence? Bilmiyorum, bakacağız. En azından deneyeceğiz. Ne diyeceğim? Beni evdekileri idare etsene. Çaktırma yani. Abi ben de eve geç gideceğim. Burada bir sürü işim var. Ayrıca evdekileri de ne kadar az görürsem o kadar iyi. Özellikle Hülya'nın gözlerine bakamaz oldum. Anlıyorum. O zaman ben erken gelmeye çalışırım. Konuşuruz. Sakin ol, tamam mı? Tamam. Kızım. Aman da benim oğlum. Ha, Ceylan da geldi. Bakalım ne getirmiş oğluma Ceylan. Al bakayım ablası. Al bakayım. Ah, annesi de gelmiş. Gel annesi, gel, gel. Gel kızım, bir kahve içelim. Acık konuşalım. Aysel. Tamam, tamam, hazır. Hayırdır? Gel, otur kızım. Ve sen de pek bir suratsız oldun ha. Ya kusura bakmayın anneciğim. Benim bu aralar biraz sinirlerim bozuk da. Sinir bozulacak bir şey yok. Bak şimdi gelin hanım. En kötüsünü düşünsek. Kerim kötü bir koca mı? Allah için değil. Ya seni çok seviyor. Yakışıklı, iyi huylu, zengin. O mühim değil. Kariyeri var bir kere. Çok mühim bir kere. Kuru kuruya gariyak, karımı doyuru. Her şeyinden dört dörtlük aslan gibi bir koca. Azıcık kabahat işlediyse de fazla üstünde durmamak lazım. Bir karışıklık olmuş işte. Çok şükür halimiz vaktimiz yerinde. Kimsenin ruhu duymadan bu şeye ya öbür bebeğe sessiz sedasız bakılıverir. Yok gibi bir şey olur senin için. Yani kocan sonuçta erkektir. Böyle şeyler erkeklerle konuşulmaz. Biz kendi aramızda konuşuyoruz ama. Yani erkek işte. Hepimiz malımızı biliyoruz. Olmayaydı iyiydi. De olmuş. Ama gerçek veliaht senin kucağında oturuyor. Evlilik dışı çocuğum kıymeti habiyesi yoktur erkeğin nezdinde. Allah Allah. Niyeymiş o?
Severken bile suçlu suçlu alacak kucağına. Yangından mal kaçırır gibi. Gözü hep saatte. Şöyle doya doya sevebilir mi çocuğu? Ceylan, Mehmet'in kulaklarını kapa. Anladım. Şimdi. Kerim suçlu. Ama aslında çok da suçlu değil. Ona kızacağız. Ama öyle çok da kızmayacağız. Tadında. Bu olanlar size kadın olarak yapılınca aman aman çok kötü. Ama oğlunuz yapınca o kadar da kötü değil. Öyle mi? Ceylan, Mehmet'i yukarı götür. Bunlar çocukluk konular değil. Allah aşkına neler konuşuyoruz ya. Ama ben hep çocuk odasındayım. Hayatla ilgili hiçbir şey öğrenemiyorum. Götür ablacığım hadi. Bak, evladının kulağına kötü söz değsin bile istemiyorsun değil mi? Seni de göreceğiz. Doğurduğun bebeğe bir haltlar karıştırdığında bak hem nasıl tavır alacaksın. O başka tabii. Analık demek, katlanmak demek. Kerim sana gangus dursa bile evladın için sağlam duracaksın. Hem üvey mi bu çocuk? İkinizin canından bir parça. Çocuk dediğin öyle kavgaya, gürültüye gelmez. Bak görüyorsun Ceren'in halini. Ne hale geldi çocuk. Yarın öbür gün okula gitse okuma yazmayı sökemeyecek be. Anca hususi hoca falan tutulursa belki. Şişt, ya abla sus. Anası yukarıda. İni verirse şimdi. Yalan mı? Tamam. Tamam ben sizi anladım. Bundan sonra en ufak bir olay çıkarmayacağım. İçiniz rahat olsun. Ben gidip Mehmet'i uyutayım. Hem ben o kadına gidip şöyle adam akıllı bir görünü vereceğim. Sen içini rahat tut kızım. Anneciğim bence böyle bir şeye gerek yok. Yani muhatap olmayın. Şimdi canınız sıkılır falan bence hiç gerek yok. Bence biz bu konuyu Kerim'e bırakalım ha. Hadi odan. Kerim'e bırakırsak bir çocuk daha yapar. Bana bak Süheyla, bu yalnız inattan daha beter olmasın bu ha? Hiç karışmasan mı sen? Aa siz karışmayın canım benim işime. Hem ben bu saçları değirmende boyatmadım ya. Anneciğim, şimdi şaka bir yana bence gerçekten karşı karşıya gelmeyin Filiz'le yani. Hadi git kızım sen çocuğunun başına. Aa asalet de bir yere kadar ha. Sen bir şey yapma ama bana da mani olacak değilsin ya. Korkma kızım korkma. Kerim'in dişi bana geçmez. Aysel, bir fala bakacaksın artık değil mi? İyi akşamlar. İyi akşamlar, hoş geldiniz. Teşekkürler. Ay, Filiz'in elinden nasıl kaçacağımı bilemedim. Nereye gidiyorsun, kimle gidiyorsun? Ne yalanlar, ne yalanlar. Ama iyi bir amaç uğruna değil mi? Öyle olacağını umarım. Ay nasıl perişan oldum. Yani uyku deseniz hiç yok. Filiz desen zaten deli gibi evin içinde dolaşıyor. Ay ne yapacağımı şaşırdım artık. Bu kadar umutlanması iyi değil ama. Yani bazı kazanımları olacak elbette. Sadece o kadar. Benim asıl düşüncem bu süreçte Mehmet'in neler yaşayacağı. Yani yarın öbür gün büyüdüğünde, aklı bunlara ermeye başladığında. Kafası çok karıştıracak, bunu kabul ediyorum. Ama küçükler annesiyle yaşamaya başlarsa yani çok etkisi olmayacağını düşünüyorum. Yani bilmem siz ne düşünürsünüz ama. Böyle bir şey asla olmayacak. Onu sadece düzenli olarak görebilir. O da belki. Eğer siz bu yönde adım atmazsanız, ailem Filiz'in geçmişindeki her şeyi ortaya serecek. Ki ben bu böyle olsun istemiyorum.
Biliyorum. Filiz geçmişte yapmış olduğu tüm hataların bedelini ödeyecek. Bakın. Babanız çok güçlü bir adam. Yani Filiz'i mahvetmeden peşini bırakmaz. Ama Hüseyin Bey, yani Filiz bir anne. Hata yapmış olabilir ama o bir anne. Yani biz bütün bunları göze alarak bu yola çıktık. Öyle mi? İyi akşamlar Hüseyin Bey. İyi akşamlar. Gözlerimize peydir ardı sizi. Ya bir süredir gelmiyordun değil mi? Gelmek için özel bir sebep arıyordum. İşte buradayız. Eğer müsaade ederseniz ben seçeyim. Emin olun pişman olmazsınız. Zevkle. Ben de her seferinde Anıl Bey'e bırakıyorum. O da beni pişman etmiyor sağ olsun. Derhal efendim. Çok güzel seçim. Deniz mahsullerini seviyorsunuzdur umarım. Bayılırım. Bir tek bademe karşı alerjim var. Onun dışında her şeyi yerim. O zaman şef haber versinler de bir daha geldiğimizde tedbirli olsunlar. Aa. Sürekli buraya gireceğiz yani. Öyle görünüyor. Baksanıza. Anlaşamıyoruz. Teşekkürler. Afiyet olsun. Şşt, ne oluyor? Ne oluyor? Telefonunu niye seyrediyorsun sen? Oo, hem de Hüseyin yazısını seyrediyorsun. Ha, iyi geliyor mu bari? Ben de telefonu açıp Mahir yazısını seyredeyim. Ya Nilay, mayak mayak konuşma ya. Bugün Hülya geldi. Öyle hali hal değildi. Ben de merak ettim, Hüseyin'e bir sorayım dedim. Ama şimdi akşam saati arasam ayıp olur mu diye düşünüyordum. Ha, öyle mi canım? Ayıptan fazlası olur kızım. Adam şimdi ailesiyle salonunda oturmuş. Oh! Bir de bakıyor, aa Melek arıyor. Kızım adam sana ne dedi? Bu iş bitti dedi, bitti. Öyle sapık gibi gece yarısı. Evli barklı adam aranır mıymış? Bana baksana sen. Bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Sonra dönüp kendime bakıyorum. Ne görüyorum biliyor musun arkadaşım? İki tane kız kurusu. Nilay, Mahir o kızla ilgili ciddi değil bence. Yani sen fazla kuruntu yapıyorsun. Ha öyle mi? Hı hı. Mahir öyle bir kızla gezerken benim fazla kuruntu yapmamam lazım ha? Aman yap. Yap ne yaparsan yap. Ya hayır, adam sana ne zaman bir niyet, bir ilgi, bir alaka gösterdi biz onu anlamadık ha? Yani bir anda o kızla ortaya çıkınca sen niye havalandın? Anlatır mısın bunu? Çünkü onun için deli oluyorum. Anladın mı? Ya yemin ederim benim mezarım var ya, karşılıksız aşklar yatırı olacak ya. Gelen giden çaput bağlayacak, çaput. Ah aldım ben ah. Kimin ağını aldıysam bunu da bilmiyorum ki. Yani ben Filiz'e çocuğundan vazgeçmesi için ne söyleyebilirim ki? Yani mümkün mü böyle bir şey? Rica ederim. Konuşun lütfen. Ben sonra ararım. Şey, boşanma sürecinde olduğunuzu duydum. Nereden? Oradan, buradan. Aslında bizim aramızdaki ilişki biraz farklı kızımın annesiyle. Yemeği beğendiniz mi? Çok. Güzel. Benim aklıma bir şey geldi. Bilmem sen ne dersin. Şimdi Mehmet 18 yaşına gelene kadar Filiz'le düzenli olarak görüşse. Ama Filiz'i tabii aile dostu olarak tanıtacağız.
Mehmet 18'ine geldiğin zaman da uzman eşliğinde durumu ona izah edecek. Nasıl olur? Yani bu daha kötü olmaz mı? Yani düşünsenize çocuk etrafındaki herkesi yalancı olarak bilecek. Ya bu daha büyük bir hayal kırıklığı değil mi? Test yapıldı mı? Evet, güzel. Ağladın mı? Hayır. Anlamadı bile. Amcası da yanındaydı. Keşke onu ben doğursaydım. Eğer bir gün bir çocuğum olsaydı... bunun Mehmet olmasını isterdim. Çünkü o tam benim gönlüme göre... benim istediğim gibi bir çocuk. Biliyorum. Sen de tam onun istediği gibi bir annesin. Ben herkese bir söz verdim. Herkes başka başka sözler verdirdi ama... hepsini tutacağım. Bir daha kimseyi üzmeyeceğim, söz veriyorum. Bir de söylemem lazım. Galiba annem Filiz'le görüşecekmiş. Ben babamla konuşurum. Engel olur. Bir de şimdi annemi çıldırmasını çekemeyeceğim.
Hülya, nasıl altına vuruyorsun sen öyle? Çok kolay. Bize de öğretsene. Nereden buldu onu? Babam yaptı. Versene bakayım. Olmaz. Bak ne istersen veririm öğretirsen. Ne istersen mi? Ne istersen. O zaman şuraya geç, şu elmayı da kafana koy. Ben o elmayı vuracağım. Manyak mısın sen be? Korkacak bir şey yok. Ben ıskalamam. Oğlum bak ölürsün. Uyma şu salağa. Hadi gidelim ya. Bak vurursun ama değil mi? Evet tabii vururum. Görmedin mi? William Tell'im ben. Ne Tell'sin ne Tell? William Tell. Okçu bir kahraman. Bir zamanlar zalim bir kral varmış. Şapkasını krallığın ortasına asmış. Herkes şapkamı selamlasın diye emir vermiş. Şapkasını mı? Evet şapkasını. William Tell de demiş ki ben selamlamam zalim bir insanın şapkasını demiş. Selamlamamış. Kral da o zaman bunu asın demiş. Sonra oğlunun başına bir elma koymuş ve demiş ki vurursan seni bağışlarım demiş. Zalim kral William Tell'e demiş yani. Öz oğlunun mu? Evet öz oğlunun. Ve William Tell de tak atmış vurmuş elmayı. Elma ikiye bölünmüş. Kendi oğlunun başındaki elmayı mı? Evet. Hadi geç şuraya. Elmayı da kafana koy. Ben William Tell'im. Attığımı vururum. Koy elmayı başına. Hadi. Okun karşısına geçilir mi be? Gözün çıkar. Hem ben aptallara hiçbir şey öğretmem ki. Her şey yolunda mı? Hayır abi. Biz yavaş yavaş Hülya ile yolumuzu kaybediyoruz. Nurgül Hanım orta yolu bulmaya hevesli gibi görünüyor. Konuşmamız fena geçmedi. Nasıl bir orta yolmuş bu? Mehmet'in iyiliği için Filiz'i isteklerinden vazgeçirmeye çalışacak. Ben de böyle arada bir görme, aile dostu olarak tanıma gibi şeyler önerdim. Bakalım Filiz'le diyalog kurmaya çalışacak. Bayağı büyük bir adım. Peki Filiz'i kışkırtan, bütün bu işleri başımıza açan hep o kadın. Neden fikri değişti böyle birden? Bilmem. Cazibeme dayanamadı herhalde. Yeğenim için soyunurum diyorsun. Yok, o kadar uzun boylu değil. En fazla kadına kötü davranmam, bu da ona yeter zaten. Bak dikkat et, parçalayacaklar seni her yerden. Bu yaptığın çok büyük fedakarlık. Önemli değil aslında. Ne yaparsın? Yakışıklılık da boşa bela bir yerde. (Gülüyor)
Günaydın. Günaydın. Oh, oh, oh. Neredeydin dün gece? Merak ettim. Seni beklerken uyuyakalmışım. Aşk olsun Filiz. Niye merak ettin? Eski arkadaşlarımla buluştum. Sohbet ettik biraz. Aa, senin burada eski arkadaşların mı vardı? Hiç bilmiyordum. Var tabii ki. Neden olmasın? Hem öyle önemli bir şey değil. Muhabbet olsun diye görüştük. Hem sen niye burnunu benim işlerime sokuyorsun? Belki senden gizli bir hayatın var. Ah nerede ablacığım? Keşke şöyle yanında hoş, yakışıklı birini görsem de rahatlasam. Allah Allah. Hiç şansım yok mu diyorsun? Vallahi ablacığım kusura bakma ama biraz ukalasın. Ya erkekler senin gibi kontrol delisi kadınlardan hoşlanmaz yani. Acaba? Kontrol delisi dedi ya. Peki sen nesin? Ben sadece deliyim. Ha iyi. Hiç olmazsa bunu biliyoruz. Başka yolu yok mu bunun? Maalesef. Allah Allah. Gel. Ha gel gel. Nasıl geçti petrol güzeliyle toplantın? Kerim söyledi akşam yemekteymişsiniz. İyi geçti baba. Vallahi samimi. Yardım etmek istermiş gibi bir hali var. O kadın çakalın önde gideni ya. Siz boşa kürek çekiyorsunuz. O var ya sizin efendi dilinizden anlamaz. Onu anlayacağı dilden konuşacaksın. Baba bak sakın. Hukuk çerçevesinde kalacağız. Bana söz ver. Bak böyle yapa yapa abi kardeş ikiniz o müptelanın eline benim torunumu teslim edeceksiniz. Ben sana söyleyeyim. Avukat demin bana anlattıklarını bu galın kafalı oğluma anlat bakalım. Kararı elimizden geldiği kadar geciktirmeye çalışacağız. Ancak kaçınılmaz son gerçekleşip hatalı nüfus kaydının düzeltilmesi yönünde bir karar çıkarsa çocuğun velayeti otomatikman anneye yani Filiz'in hamleye geçecektir. Duydun mu? Nasıl? Böyle bir şey olabilir mi? Maalesef kanunlar gereği evlilik dışı çocuk annenin ailesine yazılır. Tabii velayeti de anneye verilir. Baba bu felaket. Günaydın. Ayıkla bakalım şimdi pirincin taşı. Kusura bakma buna bakmam lazım. Buna da bakman lazım ama. Hi Chris. Give me some good news, please. Beni iyi dinle. Bu kadının neyi var, neyi yok, ıcığını, cicığını, bütün hayatını, çamaşırlarını ortaya dökeceksiniz. Almanya'ya da adam gönder. Orada ayrı, burada ayrı. Neyi var, neyi yok hepsini bilmek istiyorum. Tamam Bayram Bey. Ayrıca bu konudan çocuklarımın haberi olmayacak, bilhassa Kerim. Sadece bana bilgi vereceksin. Tabii ki Bayram Bey, merak etmeyin. Şunu da aklınıza sokun. Her ne pahasına olursa olsun torunumu bu leş gargalarına teslim etmeyeceğim. Anladın mı? Anladım de bana. Çok iyi anladım. Ceylan ben biraz çıkıyorum. Tamam abla. Hı hı. Yazıyorum yazıyorum evet. Evet. Biliyorum. Ay çok teşekkür ederim canım. Tabii ki görüşeceğiz. Yazdım yazdım. Öpüyorum çok. Bay bay. Müjde. Kadın adresini bulduk. Ha hemen şimdi beni oraya götürüver. Bana bakın kapıdakilere mapıdakilere bir şey belli etmeyin. Vallahi Bayram Bey duyarsa beni paralar ha. Hazır Hülya da yokken çıkıverelim hadi. Tamam. Durun bakayım. Ben şöyle bir takıp takıştıracağım. Abla nereye sen nereye ya? Benim de iki çift lafım var avgarıya edecek. Bekleyin acık. O zaman ben de giyini vereyim. Oldu olacak tam bir görünelim. Karşında kim var anlayıversin. Anneciğim bize de o yakışır. Ceylancığım sen de ver memoyu bana. Arda'yı ara arabamı hazır etsin. Tamam abla. Anne nereye? Bırak. Nereye giderlerse gitsinler. Biz senden oynayacağız ya. Böyle kafana daşlı çiçekli tokalar takacağız. Prenses olmayacak mısın sen? Hayır ben aptal mıyım? Şoför? Şoförü almayacaklar mı? Yok gizli göreve gidiyorlar. Ya kızım dalga geçme benden ya. Benim bilmem gerek güvenliksel nedenlerden dolayı nereye gidiyorlar? Bilemeyeceksin canım. Çünkü Bayram abinin bilmesini istemiyorlar. Gizli görev dedik ya. Cık.
Orhan abi. Efendim Arda. Bak şimdi, şu anda Bayram Cevher'den aldığım tam yetkiye dayanarak konuşuyorum, tamam mı? Şimdi şöyle yapıyoruz, birazdan Zeynep onlar çıkacak. Tamam. Seni sakın fark etmesinler, tamam? Tamam Arda. Söyle Arda. Efendim, saygılar. Ben Arda. Adın yazdı ekranda. Zaten dikkat ettiysen adınla hitap ettim. Orayı geç. Evet, dinliyorum. Tamam. Efendim, gene haddim olmayarak size bir durumu rapor etmek durumundayım. Leyla, Hatice ve Zeynep hanımefendiler az önce çıktılar. Çıkarlar, çıkabilirler. Bizim eve girmek zor, çıkmak kolaydır. Efendim, yalnız şöyle, şoför almadılar ve gizli bir göreve gidiyormuş gibisinden bir duyum aldım ben evdeki kaynaklarımdan. Ne gizli görevi lan? Efendim, o kısmını duymamanız gerektiği için kaynağım söylemedi. Ama ben tedbirlerimi aldım efendim. Orhan Bey'i izletiyorum kendilerine. Ulan bunlar Filiz'e gidiyorlar. Kevser! Kevser, aç varmayı hazırlasın Kevser! Ya bu çok saygısız yani, gerçekten. Ya veda bile etmeden telefon kapatılmaz ki. Teşekkürler. Afiyet olsun. Ablacığım. Ay. Ellerine sağlık. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Ellerine sağlık güzel kızım. Bak Emine teyzem, bunları denemelisin. Bunlar çok güzel. Ay ama ben onları yiyemem. Bana yasak. Ama ben bunları sırf senin için yaptırdım. Glutensiz ve şekersiz. Oo, koy o zaman, koy. Sağ ol. Hepsini Nimet Hanım yaptı. Yeni başladı ama bu girişle bizi şişmanlatacak. Çok becerikli. Hayırlı olsun kızım. Çok sağ olun efendim. Afiyet olsun. Bak bundan da dene. Bunlar da çok güzel. Ay eli çok ağır. İçime fenalıklar geliyor. Yavaş abla, duyacak. Biraz titiz onun için. Ah. Bak şimdi kaç saatte açıyor kapıyı. Tamam tamam, ben bakarım. Kızcağız mutfakta iş yapıyor, Allah Allah. Süheyla, Cevher kapıda. Ne? Nasıl buldu bu evi? Ne oluyor ayol? Gelen kim ki? Ah Süheyla. Ah iş güzel Süheyla. Atıp basmasa bildiğin kadar. Bildiler mi Osman? Tamam, biz de yakınız. Yemişler mi? Yemişler abi. Teyzemden biliyorum. Kendine gelir şimdi. Hoş geldiniz.
Ziyaretiniz bizim için büyük sürpriz oldu. Öpeyim efendim. Ben Kerim'in halasıyım. Bu da gelinimiz, büyük oğlumuzun hanımı. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Buyurun. Buyurduk canım. Aa. Tanıştırayım. Ablam Nurgül ve aile büyüğümüz Emine Hanım. Hoş geldiniz. Demek siz Filiz'in ablasısınız. Ne oldu hanımefendi? Niye bu kadar şaşırdınız? Sizi daha önce görmüştüm ben. Kocamın arabasına zorla kendinizi davet ettiriyordunuz. Aa, zorla mı? O mu Süheyla? O ya abla. Bunlar çetirleşmiş ayol. Ben de bu kadını bir yerden çıkaracağım ama. Allah'ım sana geliyorum. Şef Nur, tamam. Şef tamam bak. Koşuyoruz ama nereye koşuyoruz, niye koşuyoruz ya? Ya ben rock and roll yaşayan bir adam. Ben böyle koşamam şef, ne olur ya. Şef, ya iki dakika bir şey konuşacağız. Niye koşuyoruz? Duralım konuşalım ya. Hayır sus. Allah Allah. Bak şu an delirmek üzereyim, anladın mı? İçinde volkanlar patlıyor. Tek yapabildiğim koşmak sus. Şef ne olur. Dur şef, ben bittim. Şef ben bittim benim. Dur. Bir nefes alalım. Dur ne olur ya. Niye? Şef, sen anlamıyorsun. Benim ayağım tahta tahta. Sen bunu anlamıyorsun. Ben koşamıyorum bundan. Ya ben de koşuyorum. Ben de koşarım. Koşma değil. Ben Münsün'de kaç defa futbol oynadım. Bana ayı mahir diyorlardı. Ayı mahir. Fırtına. Pırpır. Ama sen kendini sapıtık yaptığımızdan ben sana nasıl yetişemiyorum anlamıyorsun sen. Sapıttın mı Ayşe? Sapıttım, neden biliyor musun? Çünkü Kerim oğlumu DNA testine götürdü dün sabah. Sana yemin ederim. Katil olmama şu kadar kaldı, şu kadar. Şef, öyle katil matil yok şimdi, bir dur. Relax ol. DNA testini götür, ne oldu dördü? Bir şey olmaz. Ya Filiz'e vermezler çalcık macık ya. Senin ailen bırakmaz. Sen biraz aileye güven ya. Onlarda her şey var. Delisi var, manyağı var, her şey var. Biraz onlara bırak, onlar halleder. Kimse beni anlamıyor. Kimse. Ya neden kimse yaklaşan tehlikenin farkında değil, ha? Niye hepiniz bu kadar rahatsınız? Ben diyorum ki o kadın benim çocuğumu elimden alacak. Kimse beni duymuyor. Alamayacaklar şef. Alamayacaklar. Ya Filiz'e vermezler o çocuğu. Onun geçmiş bozuk. CV kötü onda. Sana mahir sözü. Eğer bir gün bir şeyler kötü giderse... Çıkarım o gün orada herkese, bütün hakime, hepsine her şeyi tek tek anlatırım. Ya o nasıl öyle pazarlık yaptı? Nasıl böyle 500 bin ayka istiyorum diye böyle kustu? Her şeyi, hepsini anlatırım. Okey, bana güven. Tamam. Ben yanar. Ama Mehmet kurtulur. Afelizden annem anne olmaz. Kusura bakma be Mahir. Ben sizler kadar rahat değilim, kusura bakma. Ya nereye ya? Ya şef yine mi koşuyor? Ya bir dur ya. Ya şef ben sana bir şey konuşacağım. Ama special, aşkla ilgili. Ya bir şeyler soracağım sana. Ben böyle koşarak anlatamam bunu. Anlatırsın. Başla. Ben bu kıza çok tutuldum şef. Neyine takıldın bunun? Manyak. Yaşa işte aşkını doya doya. Yaşayacağım da neyle yaşayayım? Para yok. Ben ne meslek yapıyorum şef? İş yok, güç yok. Ne diyeyim ben? Hülya'nın yanında gizli işler mi yapıyorum?
Maşallah. Sende de hiçbir iş yok artık. Ev hanımı oldun, çıktın. Tek derdim bu olsun Mahir. Kafenin ortağıyım de. Ne? Kafe? Ha. Vallahi mi? Git takıl orada işte. Ben ilgilenemiyorum zaten. Git ablama yardım et. Sen orada olursan müşteri de çekersin. Bir de güzel müzik yaparsın, bitti gitti. Hadi. Ya bu işte. Süpa sıçam. Süpa. Süpa süpa. Biz öyle uzun uzadıya oturmaya gelmedik. Bir şey konuşup gideceğiz. Olur mu canım? İlk defa evime gelmişsiniz. Lütfen çayın yanına birazcık kuru pasta alın. Neli bunlar? Mevzu neydi acaba? Merak ettim. Çocuk nerede? Hangi çocuk? Ay hangi çocuk diyor hala? Sizin çocuk Kerim denmiş. Sözde iddia ettiğinize göre. Kuşkunuz mu var? Yok. O bakımdan değil de biz de işimizi sağlama alacağız yani. Alınmaca gücenmece yok. Vallahi kolayı var. Babalık testi yapılır, olur biter. Vallahi hanım, bizden zırnık para alamazsınız. Ondan bundan çocuk peydahlayıp zengin oğlanlara yamamak istiyorsanız gidin bekar birilerini bulun. Kerim'in mutlu mesut yuvasını, hayatını ben size yedirmem. Aa, terbiyesize bak, ne parası ayol. Bunların servisi sizi 10 kere satın alır be. Petrolcü bunlar, petrolcü. Hiç güleceğim yoktu. Türkiye'de petrol mü çıktı? Amerika'da hanım, Amerika'da. Texas'ın yarısı bu kıza miras kaldı ya. Bir dakika, siz benim amacımın para mı olduğunu zannediyorsunuz? Şekerim, bu zamana kadar aklın neredeydi? Ya şimdi mi aklına geldi Kerim'e musallat olmak ha? Bebek kaç aylık? Aa, bu ne saygısızlık ya? Siz bizi kendi evimizde hakaret edemezsiniz. Bu kız doğurduğu günden beri mücadele ediyor çocuğu için. Şeyla! Hani yani torunumuz da eğer görmek istedik, neden saklıyorsunuz? Aa, dedesi de gelmiş. He, acık göreydik, ne var bunda? Ay bunlar neyi görecek ya, anlamadım ki ben. Haydi haydi, haydi eve çabuk, haydi. Beyefendiciğim, gerçekten çok saygısız insanlar bunlar. Lütfen söyler misiniz, bir daha kızlarımı rahatsız etmesinler, çok rica edeceğim. Ya kimse kimseye rahatsız etmeyecek, merak etmeyin. Ay ben hiç bu kadar saçma sapan cümleyi bir arada duymadım. Amacınız ne, onu da anlamadık. Ay ne olacak canım, torunumuzu görmek istedik, ne var bunda? Torunumuz mu değil mi, ben şıp diye anlarım görünce. Yok, şeyde mahkeme sürecinde hukuken yasak, içeri atarlar sizi. Haydi. Ay baba ya. Sen hiç konuşma, yürü haydi. Dur, dur, dur. Ben hatırladım seni. Sen. Sen bir bana bak bakayım. Sen. Ben hastanede yatarken bana bakan hemşire değil miydin sen? Tamam işte. Ay, teyzenin zihni de biraz yorgun galiba. Yürü, yürü. Siz bir yere gidecekseniz Bayram Bey bırakıversin gene. Ya Süheyla. Allah Allah, hasta mıdır nedir ya? Filizciğim, iyi misin? Gel. Su verelim mi? Otur. Geç. Doğru eve. Kimse tek kelime laf etmesin. Baba ben arabayla geldim. Atif al anahtarı. Sen götür bunları. Siz bu arabayla gidin. Orhan sen de takip et bunları. Geç. Geç. Atif. Anahtar üstünde mi? Arda'ya bak sen ya. Uyanık Çakır'la bak. Aferin. Aferin. Vallahi akıllı çocuk. Ayşe, hadi Ayşe, hadi Ayşe. Ben dağıtıyorum çorbaları. Hadi herkes sofraya. Koy kızım, koy.
Bir kere de çağırdığın zaman gelin ki sofraya ya. Ben yedim yiyeceğimi bugün. Kâfi. Neyi var bugün herkesin? Bir şey mi oldu bugün? Bir şey oldu yok kızım. Gelen gelsin sofraya haydi. Geldim. Baba sen yine Suriş'i kızdıracak ne yaptın? Ne yapacağım be? Sor bakalım kendi ne yapmış. Prenses hadi gel sofraya oturalım yemek zamanı. Baba ergen dondurma yemeye gidelim mi? Ben bebeği seveceğim arabasını yiyeceğim onun yine. Hangi bebeğin arabasını içeceksin tatlım? Bağırım. Bahar'ın mı? Evet, senin ablanın bebeği. Çok tatlı bir bebek. Bebek gibi değil. Memo'dan büyük. Konuşuyor hem. Berk'te oynadık. Ceren'cim şöyle yapalım mı? Mehmet yeni bir huy edindi. Sensiz yemek yemiyor. Gel biz yukarıda yemeğimizi yiyelim. Ha? Memo'yu da alalım. Gel bakalım Memo'yu da alalım. Gel anneciğim, gel anneciğim. Gel gel gel. Ceylan sen tepsiyle yukarı çıkar yemeğimizi. Biz oynaya oynaya seninle güzel güzel hep birlikte yemeğimizi yiyelim, tamam mı? Gel tatlım. Hüseyin. Ne işin var senin parklarda çocukluk adında? Üstelik kendi çocuğunun yanında. Her köşeden bir bebek çıkıyor. Böyle şey görmedim. Olay çıkartmaya gerek yok. Dondurmacıda karşılaştık o kadar. Yazıklar olsun sana Hüseyin. Çocuğuna nasıl alet edersin böyle bir şey? Hiç mi değerimiz yok senin için? Teşekkür ederim. Kerim. Armut dibine düşermiş. Neyi seyrediyorsun? Haydi, haydi! Abi biz istersen dışarıda yiyelim. Yok ya, yemek yiyecek hal mi kaldı? Ya ne oluyor anlamadım ki. Siz gene mi başladınız Melek'le? Günaydın. Günaydın. Hayırdır? Pek bir hülyalısın. Hüseyin abi düşünün gibi bir halin var. Ay yok canım ne alakası var? Sabah sabah sen bizi rüyanda mı gördün? Tam tersi ablacığım. Uykularımız kaçtı. Maşallah sayenizde bütün aile heyetinin uykusu kaçtı. Çünkü tatlım Ceren öttü. Ne diyorsun sen? Ay, eyvah eyvah. Ne oldu peki? Ay ne olacak? Zeynep çıldırdı. Bozuldu tabii yani. Ama o da neyine bozuluyorsa. Zaten boşanma aşamasında yani ilişkileri. Şimdi tabii işin içine çocuk girince
O ondan delirdi yani. Vallahi ben anında topukladım. Hiç dinlemedim konuşmalarını. Sırf dondurma meselesini mi konuştular acaba? Başka hangi meseleyi konuşacaklardı ki? Bana bak. Doğru söyle. Bak yine Hüseyin abiyle görüşmeye başladın sen değil mi? Ha? Anlat. Anlatmam. Ya anlatacaksın abla. Ne oldu anlat bakayım. Onu aradım. Buraya davet ettim. Romantik bir yemek yedik. Seni bekleyeceğim dedim. O ne dedi? O ne dedi? Günaydınlar olsun. Ne kaynatıyorsunuz siz öyle aranızda fısır fısır? Seni. Seni kaynatıyoruz. Az öte git. Hadi git azıcık dolan gel. Lafımız bitsin öyle gel. Hayır yani arkandan konuşuyorsak burada ne işin var değil mi? Bana bak. Nöbetten geldim. Ayaklarım zonkluyor. Bir de kafamı seninle yürüyorum tamam mı? Hem senin ne işin var sabah sabah burada? Sana ne? Nilay'cığım bilmem farkında mısın da bak burada abla kardeş baş başa vermiş bir şey konuşmaya çalışıyor. Ya abla kalkma. Kalkma Nilay gidiyor. Ya gitsene. Ocakta yemeğim var. Ocakta yemeğim var. Siz konuşun. Aa sen işine bak Melek'ciğim. Ben Hülya'nın her ne derdi varsa dinlerim. Nasıl olsa onun derdi tez vakitte benim derdim olacak değil mi? Ay Nilay. Ne sendeki bu terslik? Ha? Gidip eve uysana. Git. Vallahi. Ayarlarında bir düzenleme yapsınlar. Kendine bir formatçı bul. Format attır kendine. Vallahi iyi gelir. Hello Yunks. Bütün sevdiğim kızlar burada. Günaydın şef. Günaydın canım. Havalı. Ne yapıyorsun? Neyse ben gideyim artık. Hadi size iyi günler. Nereye ya? Otur bir yüzünü göreyim. Yüzümü görüp ne yapacaksın acaba Mahir? Ben çok yorgunum. Eve gidip yatacağım. Aa. Hadi görüşürüz Hülya'cığım. Bir şey mi oldu? Vallahi bir şey olduysa da benimle alakası yoktur. Çünkü ben tanırım. Ben burada böyle binçle girsem Nilay'a... ...ben yine oturduğu yerden kaldıramam onu. Sen düşün. Ne bileyim ya. Neyse boş ver şef. Anlat. Nereden başlıyoruz işe? Aa ne işi? Yoksa bana yardıma mı geldin? Yok ya. Yardım yok. Ben burada çalışıyorum artık. Aa, benim niye haberim yok bundan? E dur tamam, onu konuşacağız ya şimdi. Niye? O yüzden ben geldim. Bak şimdi ben... Hah, gel, gel. Engin gel, gel. Gel, 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 gel. Şey yap, bunu içeri. İçeri koyun, ben geliyorum birazdan. Aa, o ne? Ya bu ne biliyorsunuz mu? Bu dünyanın en güzel şeyi. Müzik. Bundan sonra her hafta burada parti yapacağız. Egoist parti. Arabic trap. Ya yanına da mangal. Kulağa acayip geliyor olabilir ama millet bayılacak ya. Haftada bir kez yapacağız. Büyük vurgun vuracağız. Mesela sen var ya. Para saymak için ekstra makine alacağım. Bekle gör ya. Konsept çalışacağız. Siz bana bırakın. Ama böyle olmaz. Önce şu masayı buradan kaldıracağız. Burayı daha böyle ev ortamından daha çıkarıp. Ya bırak şunu elinden. Başı döndü telefonun ya. Daha henüz sonuçlar çıkacak. Öyle arayacak Kemal Bey. Biliyorum abla ama sabredemiyorum. Yok. Senin bu süreçte bir şeylerle oyalanman lazım. Böyle telefon başında beklemekle olmaz. Hem nerede senin şu toz kondurmadığın arkadaşın Mahir? Hı? Şimdi yanında olmayacak da ne zaman olacak? Gelsin seni biraz alsın, dolaştırsın, oyalasın biraz. En son geldiğinde yüzüne bile bakmadım. Kalkıp odama gittim. O da ne yapsın haber bekliyordu benden. Aklında bile yoktur. Aşık oldu ya. Senin derdinle ilgilenmiyor bak gördün mü? Abla bundan çok daha kötü dönemimde yanımda oldu o benim. Hem ilk defa çocuk bu kadar aşık olmuşken burnundan geçirdim. Ya şey Mahir'le kızı eve yemeğe davet edelim. Hem de aramızdaki soğukluk bitsin. Hatta Emine teyzeyi de arayalım o da gelsin. Hep beraber tanışalım Burçin'le. Eminim Mahir çok seviniyor. Ya sen niye böyle gereksiz organizasyonlar peşindesin ya? Sana ne Emine ile Burçin'in tanışmasından? Bırak kendi aralarında tanışsınlar. Hem niye her şey maydanoz oluyorsun ki sen?
Abla neredeyse senden başka kimseye yakın olmamı istemiyorsun. Derdin ne? Ay deli misin nesin ya? Ne derdim olabilir? Senin iyiliğini düşünende kabahat. Al. Siparişlerin hepsi tamam. Oo. Sağ ol evladım. Bebek de ağır görünüyor bunlar. Nasıl taşıyabildin kendi başına? Yok sıkıntı değil. Ben alışkınım ağır işlere. Ceylan Hanım şunları yerleştir ve bizim içeri. Oğlum ne dikilip duruyorsun? Senin aşağıda işin yok mu? Bir konuda bir maruzatım olacak da yani o bakımdan. Yoksa gerçekten rahatsız etmek istemem sizi. Dene diyeceksen ağzını geveleyip durma. Yani sorumluluk sahibi bir şahsiyet olarak bir konuda olurunuzu almam lazım. Aslında bizim gibi yaşı ilerlemiş genç insanlar bu konuda kendi kararlarını kendileri verebilecekken yeri geliyor sizin gibi büyüklere. Ay şimdi düşüp bayılacağım ha. Sadede gel be oğlum sadede. Yani uzun lafın kısası Aysel Hanım teyzeciğim. Eğer sizin için de uygunsa bir izin gününde Ceylan'ı bir kafeye davet etmek isterim ben. Ne? Yok artık daha neler artık. Ne? Dur. Oğlum biz yanlış duyduk galiba. Sen ne yapacağım dedin bakayım. Şimdi geçtiğimiz günlerde bazı talihsizliklerden dolayı bir takım gereksiz yanlış anlaşılmalar oldu. Şunu bilmenizi isterim. Eğer Bayram Bey'e de iletirseniz çok sevinirim ki. Bakın benim Bade bacımla kesinlikle uzaktan yakından hiçbir şekilde bir alakam olamaz. Aksine Ceylan'la ben gerçekten çok ciddi bir niyetle buluşmak istiyorum kafede. Yeter! Ne? Defol! Defol buradan! Bizde kabahat! Kabahat bizde zaten. Seni adam yerine koyduk da burada karşımıza aldık. Dinliyor seni. Defol! Bakın gerçekten yalnız çok yanlış yapıyorsunuz. Şöyle vereyim. Oğlum. Dur. Canını seviyorsan kaç. Ya Aysel'in elinden kurtaramam vallahi ben seni. Hadi koş bak, kaç. Bak hala konuşuyor. Hala konuşuyor musun? Lan oğlum sen bizim başımıza bela mısın? Defol sana buradan. Gerçekten yani dünyanın hiçbir yerinde şiddet çözüm değildir. Yani şöyle. Zeyla Hanım hala konuşuyor. Hala konuşuyor. Defol buradan. Defol. Ay. Aysel. Kızım Ceylan su getir bana hadi çabuk. Ay. Gel gitme. Gel buraya gel. Asıl bacağı kırılacak birisi varsa bu kız Ceylan mı? Gel bakayım anlat bana ne diyor bu manyak bana söyle çabuk. Anne vallahi billahi ben hiçbir şey bilmiyorum. Hiçbir alakam yok benim. Ya sen cesaret vermesen o çocuk nereden gelip de seni davet edecek? Ya bu iş ne ara buralara geldi acaba? Vallahi bravo Ceylan. Sen ne yere bakan yürek yakanmışsın da bizim haberimiz yokmuş. Bade. Ya daha iki gün önce Arda gelip beni babamdan istemedi mi? Ya demek ki gözü varmış çocukta. Kaşla göz arasında ayartmış işte. Artık ne yaptıysa. Ay. Kızım. Bana bir şey oluyor. Ay bana bir şey oluyor Zeyna Hanım. Vallahi terli yiyeceksin ha. Ya kızım yangına körükle gitmesene. Ay iki gözüm önüme aksın ki hiçbir alakam yok benim. Ya hiçbir şey bilmiyorum ben. Ben de şaşırdım. Ne olduğunu anlamadım ki. Allah Zeyna dedi. Ay hadi oradan be. Yalancı. Sus lan sen be. Sus. Ay kızlar. Ha? Bade, Ceylan. Şöyle yüzüne git Ceylan. Ay sen, ya valla ayıp oluyor be kızım. Now I'm up in the car, but I'm choosing. She's going up, down, up, down.
Kattın mı? Çok güzel olmuyor ya. Harika mı? Vay be Mahir. Seni de kaybettik ha. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok az vaktim var. Seni de yordum ama acil konuşmamız lazım. Bir şeyler içsek? Olur. Ne içersin? Ne olursa. Bakar mısın? Şarap? Olur. İki tane şarap, kırmızı. Tamamdır. Teşekkür ederiz. Tekrar hoş geldin. Hoş buldum. Yani durum şu. Aileniz bizi taciz ediyor Hüseyin Bey. Yani evimize geldiler, saçma sapan bir şeyler konuştular. Filiz'in de acayip sinirleri bozuldu. Yani biz böyle nasıl bir anlaşma zemini bulabiliriz ki? Biliyorum, biliyorum. Ama onlar Mehmet'le ilgili gelmediler. Onlar Filiz'in Kerim'den başka bir çocuğu olduğuna inanıyorlar ve buna inanmaya devam etmeleri lazım. Ne? Aynen öyle. Dur. Ay bir dakika. Yani evde bütün o saçma sapan muhabbetlerin nedeni o mu? O yüzden. Mahir, ha. Bu son. Bir tek şu masa kaldı. Bir şey değil o ya. Birazdan devrilir gider. Ne yaptık? Müthiş. Melek, müthiş hasılat. Ne diyorsun? Ne diyeceğim ya? Ne diyeceğim? Sen var ya bir dahisin. Burası yıkıldı oğlum. Gel valla öpeceğim. Gel. Oh. Ya bunlar var ya. Abla kardeşim seviniyorlar ya. Hemen kafamı öpüyorlar. Öyleyizdir. Ya daha dur, ben sana daha ne partiler yapacağım ya? Daha bunun yılbaşısı var, sevgililer partisi var, bekarlar var. Bu gece böyle çok stresliyim, ne yapsam partisi var. Bahane bol yani. Ya sen bana bir bahane de ben sana onun partisini yapayım ya. Ama bak adam bu, tek başınaydı. King, king. Yalnız iyi ki böyle tedarikliymişiz, dolaplar tam takır. Yarın sabahından erkenden gidip malzeme almak lazım Melek. Alırız Beka'ya ya, alırız. Aman çok şükür alırız ya. Şşş. Arkadaşım, bakar mısın buraya? Kuruduk be. Vallahi Allah seni inandırsın kardeş. Sen kuruduysan biz de kuruduk. Sağ ben şöyle güzel bir çay dökeyim. Dalga mı geçiyorsun benim? Tazele şunu. Ya adam uçmuş, hala hiç gidiyor. Ay sorma. Ya ben sana şöyle okkalı bir kahve yapayım mı? Ne kahvesi lan? Bak gördün mü senin yüzünden neler oldu? Bana bak Dombili. Sen beni duymuyor musun? Duyuyor lan. Kaya dur! Kaya dur! Kaya ne yapıyorsun lan? Kaya bırak seni adım. Ya bırak adım bırak adım. Sana. Adım bırak Kaya. Kaya ne olur. Kaya ne olur. Bırak. Kaya bırak adamı. Kaya ne olur. Kaya ne olur bırak. Ben adam öldüm Kaya. Kaya bırak. Bırak. Kaya ne olur bırak. Kaya. Kaya geç. Sen de kaç sıktı git lan, canını seviyorsun. Bunun hesabı sorulacak. Lan bas git. Lan neyin hesabı? Kaya tam. Kaya relax. Relax. Kaya. Kendine gel. Okey.
Şampiyon. Relax ol. Kadınların yanında ettiğine bak diyorsun. Bir bırakmadın ağzını burnunu kırayım. Öyle olmaz Kaya. Mekana kim giriyor? Müşteri hep haklı. Okey. Kafamıza etse bile mi be? Etse bile Kaya. Millet buraya coşmaca yapmaya geliyor. Parti bu. Relax olmaya geliyor. Bizim konsept bu. Ne konsepti be? Ya böyle konsept mi olur? Böyle eğlence mi olur ya? Nein, bununla anlaşmam için ben bununla konuşmam lazım. Ciddi konuşmam lazım. Yürü Kaya, konuşacağız. Yürü. Ben sana adam vurma demiyorum. Vur. Ama sen adamın akü bitiriyorsun. Yürü. Geç yürü kendini. Bir su koy. Cevher Prensi Hüseyin Cevher'le Petrol Prenses. Ne diyorsun ya? Boşanma davası süren Hüseyin Cevher. Bunu da mı yapacaktın bize? Yok artık abi ya. Oğlum buna yakışık alıyor mu hiç? Yakışıyor mu, delirtme sen? İyice ne gududu bununla. Eskiden bu işler gizli kapaklı yapılıyordu. Şimdi gazeteyle mi haber veriliyor metresle? Hüseyin kaç tane var sende? Tamam. Herkes bir susun. Ceylan. Ceylan. Buyur Bayram abi. Kızım cirin al. Yukarı çıkın. Hem oynayın hem kahvaltısını edin. Al tabağını, sütünü mütünü. Hadi benim güzel kızım. Hadi bakalım. Hem oynarsınız. Ceylan. Tabak, süt. Ne anlattım? Hadi bakalım. Aferin benim kızıma. Aferin benim kızıma. Şu çocuk var ya, bir kere bu sofrada kahvaltısını bitirsin. Bu ön dişler var ya, onları komple kıracağım. Hadi, hadi okula. Benim daha vaktim var baba. Buradaki vaktin doldu. Hadi bakalım, arayı şeyde yolda kapatırsın. Allah zihin açıklığı versin, güle güle. Cevher Prensi Hüseyin Cevher. Nedir bu? Hüseyin Cevher. Baba konuştuk ya. Hüseyin. Baba biz bu mevzuları konuştuk ya daha önce. Ne? Baba şirkette konuştuk ya bunları. Ha bu... Hayır. Ay Allah ya. Tamam ya, bu benim bilgim şeyinde, dahilinde olan bir şey. Şeyin, Kerim öteki şeysin ablası var ya, o onunla bir böyle bir ortam konuşması şeysi. Bilgim de değil mi? Gazetecilere artık onu öğrendilerse saçma sapan haber yapmayın. Oradan mana çıkartmışlar. Nedir yani? Öyle bir şey yok tabii. Kardeş için yapılan bir şey netice itibariyle. Evet, tamam. Kurabiye. Tutma şunu başımda. Yemiyorum işte, Allah Allah. Günaydın. Günaydın kızım, günaydın. Kusura bakmayın, geciktik. Mehmet şimdi dakika üzerine mama döktü de. Bir gelininizi mutlu edeceğim derken öbürünü rezil etmeniz artık çok olmuyor mu?
İnsan içine çıkacak yüz bırakmadınız bende. Aşk olsun Zeynep, açıkladım ama kızım. Az bile söyledi. Benim size edecek tek lafım kalmadı artık. Pes yani. Benim burada takıldığım ne biliyor musun? Boşanma sürecinde olan Hüseyin Cevher diyor ya. O nedir Hüseyin Cevher? Baba hatırlarsan biz zaten Zeynep'le boşanacaktık ya. Hani otele taşındı. Evet. Sonra bu eve geri döndü rahatsızlığından dolayı. Evet. Biz sadece kararı erteledik baba. Önünde sonunda boşanacağız. İyi tamam, şimdi sen onu birazcık ertele. Önce küçük Cevherlerin problemlerini halledelim inşallah da. Ondan sonra size de sıra gelecek. Bir de teker teker gelseniz o daha makul olacak. Abla sen sakın bir şey deme Allah aşkına. Rahatını et. Ya böyle bir şey nasıl olur avukat? Sen böyle bir şeye nasıl izin veriyorsun ya? Bayram Bey, inanın bizim için de büyük sürpriz oldu. Tüm itirazlarımıza rağmen hakim davayı karara bağladı. Şu kararı bizim anlayacağımız dilden anlatsana. DNA raporu davacının iddiasını destekler şekilde çıkınca... Evet. ...nüfus müdürlüğüne... ...nüfus kaydında Kerim Bey'in oğlu Mehmet'in anne adının Filiz Namlı olarak düzeltilmesi için... ...müzekkere yazılması karara bağlandı. Allah kahretsin! Şimdi benim oğlumun nüfus cüzdanında anne adı Filiz mi yazacak? Haber verseydin. Keser tamam. Hülya. Siz. Siz bana söz verdiniz. Siz bana böyle bir şeyin olmayacağına söz verdiniz. Hülya. Hepiniz bir olup kandırdınız beni. Hepiniz kandırdınız. Hepiniz. Hülya. Ben size güvenmiştim. Ben size güvenmiştim. Kızım bir dur. Hülya bir... Of, çok kötü oldu, bu çok kötü. Oğlum gitsene kızın peşinden. Koş. Haksız mı? Konuş. Haksız mı?
Ya şef, nasılsın? İyi değilim. Görüşmemiz lazım. Görüşelim, görüşelim şef. Ama ben önemli bir olayın böyle tam böyle şeyindeyim. Piyasındayım böyle, ne bileyim. Daha geç zamanda görsek olmaz mı? Görüşmemiz lazım Mahir. Eğer gerçekten önemli olmasaydı ısrar etmezdim. Şef, senin ses iyi gelmiyor. İyi değilim çünkü. Bana bak Mahir, eğer gelmeyeceksen söyle. Ben tek başıma gidip Filiz'le konuşacağım, anladın mı? Ama adresi bilmiyorum. Ya şef, sen ne diyorsun ya? Sen ne konuşacaksın Filiz'le? Elinin körünü görüşeceğim, anladın mı? Elinin körünü. Gidip yüz yüze konuşacağım. Biliyorum o Filiz beni dinler. Eğer gelmeyeceksen hemen bana adresini mesaj at. Ya gelmeyeceğim demiyorum sana, geleceğim ama... 2 saat diye 2 saat. Sonra geleceğim diyorum ya, bana 2 saat vereceğim. Bekleyemem. Acelem var, anlamıyor musun? Eğer göndermeyeceksin o mesajı, ben kendi yöntemlerimle bulurum o adresi, anladın mı? Okey şef, ne diyeyim, sen beni deli ettin şu an ya. Tamam atıyorum kum, ama bak sakın. Sakın başını dırdı sokmak yok ha. Okey, beni dinleyeceğim, beni oraya gelip... Beni bekleyeceksin, beraber gideceğiz. Alo. Şef, yine psikopata bağladın o. Şimdi. Hoş geldin. Buyur. Sadece sessizce oğlumu düşünüp bugünün tadını çıkarayım diyorum. Gelmesem olmaz mı? İtiraz istemiyorum Filiz'ciğim. Bu akşam eğleneceğiz. Ya bu akşam eğlenmeyeceğiz de ne zaman eğleneceğiz? Ben artık bozuluyorum ama. Yani bir kutlamayı hak ettim herhalde Filiz Hanım'a. Hem de nasıl. Hadi, 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 hadi. Kalk, 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 hadi. Kalk, kalk, kalk. Bu akşam eğlenme zamanı. Hadi oğlum. Olmaz derim. Almam derim. Mehmet için yani. Ne yaparım bensiz? 10 aydır kucağımda o çocuk benim. Sen bir kere o çocuğu hiç istemedin ki. Sen sattın onu bana be, sattın. Tamam. Sen 9 ay karnında taşımış olabilirsin. Ama 10 aydır benim koynumda uyudu. O daha bebek ya. Küçücük o. Kuzu da o. Öyle derim. Alma onu derim, öyle derim. Ben seni ne kadar çok seviyorum, sen de beni o kadar çok seveceksin.
haberlirdi. O gün iyi ki söz vermişim diyeceğim. Geber!